beyaz şov ne oldu? Olacak mı? Büyük geliyoruz. Ya, olacak dendi. Ondan sonra yok beyaz şov. Yok. Beyaz şov Allah izin verirse yıl başında olacak. Aa çok güzel. Evet. Sevgili beyaz benim televizyon en takdir ettiğim birkaç isimden biridir. Hem kalbine hem işine çok büyük hayranlığım var. Ve sağ olsun yıl böyle akıllar alacak bir beyaz çok Show güzel. olacak. Çok hoş olur. Öyle heyecanlıyım ki ben de o konuda. Çünkü Türk televizyonunun bence Uzak ara tek, en iyi şovmeni. Tek ben hala öyle bir şey yok. Ve o isim düşünsen yani bir de bir program olduğu zaman enerji patlamasını hani yılbaşı gecesi bence nefes almayacağız. Ya benim televizyonda özlediğim böyle hani aradığım şeylerden bir tanesi Beyaz şov. Tamam işte Beyaz'ı veren kontrole gidersen orada de ki yılbaşından sonra da tadına doyamadık arada sen yapsan güzel olmaz mı diye de söyle. Şimdi 7 Kasım'da biz onunla konuştuk. 7 Kasım'da buraya gelecek. Bekliyoruz. Öyle mi? E, yani Abi, Konuştuk geç... ben duyurdum hatta öyle söyleyeyim sana. Fakat tamam. sonra ne oldu bilmiyorum. Hani sonra ben onu bir daha aradım. Ondan sonra dönmedi falan filan. Dedim ki herhalde vazgeçtiniz. Bir şey oldu. Planlar değişti. Ama... Siz mutlaka buluşursunuz. Buluştuğun zaman sen o konuda çünkü ben, ben hani Beyaz çoba bu ülkenin ihtiyacı var. Kesin var ya. Yani, hayatımızda mesela televizyon hayatımızda bir boşluk. Kesin var. Net ne hissediyorsun diyorsan ben Beyaz Şov hissediyorum. Yani o kadar çok şey kalmış ki aklımda Beyaz Şov'da seyrettiğim. Ve televizyon dünyasındaki anılarıma baktığım zaman onların için hep bir Beyaz Şov var. Eksende benim çok sevdiğim işler var. E, gibi ben hastasıyım yani. Biliyorum abi. Evet. E, Hasan Can. Evet. E, yani, ve yani Sadece benim değil milyonlarca insanın takip ettiği konuşanlar müthiş işler bunlar hepsi. Şimdi Eksende yeni. Çünkü Eksen'in bir de öyle bir tarafı oldu. Kendi özgün işlerini koyuyor. Bir tek orada seyredebiliyorsun. Çok böyle özgün eğlence platformu oldu benim için. Ee, var mı yeni bu meyanda de denenecek başka şeyler? Aynen. Bu tip şeyler. denemelere başlayacağız e, Ocak'tan sonra. E, çünkü e, yani yeni yıldızlar çıkarmak istiyoruz. Ama bu iki isim için, bu iki isim için istersen bir parantez açayım. Yani Hasancan Can e, biliyorsun yıllar önce biz yolumuz kesişti e, ve o günden beri de beraberiz. Yani ne diyeyim sana? işine zaten gördüm. 3 dakika seyrettim. Sonra da Hasan Can'la buluşmaya gittim. Anlatmıştım onu birkaç yerde. Sağolsun ee, sağ olsun, o günden beri beraberiz. Ama insanlığı için de şunu söyleyeceğim. Yani bak öyle teklifler aldı ki. Gidiyorum, biliyorum biliyorum. ama öyle teklifler aldı abi ki. Tabii tabi. Normal matematiğin içinden çıkamazsın. Bak biz Hasan Can'a 1 veriyorsak 4'ü 5'i teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? Ben Acun abiyle yürüyorum. Ve bu teklifleri de düşünmüyorum. Kaç tarafa? Feyyaz için aynı şey geçerli. Yani benim için mutluluk ne biliyor musun? İşin biznes tarafı değil. Parayı kazanırsın kazanmasın ayrı şey. Ama bu ilişkiyi kurabildim ya ben bu iki tane değerle. Onlar bu dönemde ben üzülerek söylüyorum. Alakasız insanlar böyle kendi parası olmadığı zaman vermek kolaydır ya. Kendi parası olmadığı için başkasının parasıyla gelip bu paraları teklif ettiler. Sonra da şimdi toz oldular biliyorsun ona karışmam ama onlar bu 4 5 kat üstüne yapılan teklifleri reddettiler. Ya ben şaşkınım diyorum bak. Çünkü ben hiçbir zaman insanları böyle zorla kalsınlar demem. Ama aramızda böyle bir maneviyatın olmuş olduğunun ispatıdır bu. Dünyadaki en büyük test ne biliyor musun? Para. Unutma bu dediğimi. Hani sana eğer bir gün bugün bir tavsiye vermek istiyorsam eğer yani vereceğim varsa bu olsun. Paradan daha önemli bir test yok. Tamam. Yani bir insanın kalitesini mi istiyorsun? Yani kalenderliğini mi arıyorsun? Ya bu ya da ne kadar güvenir olduğundan mı bakıyorsun? Hepsi para. Para testini geçen adamdan korkma. Devam et. İkisi de benim için çok değerli. Ee, evet, Hasancan da Feyyaz da ikisi de sahiden çok e, düzgün, işlerine çok saygı duyan ve sahiden de temel konsantrasyonları asla para olmayan insanlar. Işte e, o yüzden de çok başarılılar zaten. Yani bütün her şeylerini işine veriyorlar. Ya ben şunu yaşadım diyorum. Ben Show TV'de zamanında reyting rekorları kırarken bana ne teklifler gelmişti. Hiçbirine gitmedim. Ya burada iki konu vardı o zaman. Zeynep Kara Mehmet vardı. Tamam mı? Zeynep Kara Mehmet beraber tatile gittiğimiz e, ne bileyim çok şey paylaştığımız çok tatlı bir insandı. E, o yüzden hani onunla olan o duygusal bağımız e, o zamanki arkadaşlığımızın gücü Show TV parayı ödeyemiyordu. Kriz olabilir. E, önce 10 bölüm, sonra 20 bölüm, 40 bölüm. Ya 90 bölüm alacağım vardı diyorum sana. 90 bölüm alacağım varken de gitmedim. Bunu bana yaşattılar ya bu çocuklar. Allah onlardan razı olsun. Acun senin Türkiye televizyonlarındaki başarını zaten konuşmaya, tartışmaya falan gerek yok. Sen Türkiye televizyonlarının Messi'siysen Ronaldo'su kim? <laughs> Sağ benim Messi olarak görüyorsan çok teşekkür ederim. Ya artık beni ben değil bütün ülke görüyor yani ona bir yani seni seven sevmeyen de görüyor yani yaptığın işteki başarıyı. Kim mesela? Sen, sen sana Messi dedik. Ronaldo kim? Ya Fatih Aksu. Hmm. Bence o. Fatih abi ama daha işin ekran yani kamera arkası tarafında. Yönetici ee, olarak söylüyorsan İrfan Şahin. Eğer televizyonun yöneticisi diyorsan İrfan Şahindir. Ee, prodüksiyon dünyası diyorsan da Fatih Aksoy'dur. Ekran önü. Ekran önü. Ha. Ya senin çünkü yaptığın işlere ben bakıyorum. Mesela ha. ya gel şeyden televolelerden başla muhabirliğinden. Hmm. Var mısın yok musunlar? Acun firardalar. Yani o kadar değişik işler ve hepsinde öyle bir deli performans ki Survivor falan. Hani artık yani Muhteşem bir şey. Kim mesela? Benim kadar ekranda olan olmadı ya. Yok. Yani o yüzden onu orada bir isim söyleyemeyiz ikimiz Yani ben, çünkü ekranda kalma süresi olarak ben tabii ki Türkiye'de 25 yıldır ekrandayım. Hani şu anda aktif program sunan birisi yok ki. Evet yok. Dikkat edersen. Ee, Ama yani senin süren şu anda bir 10 sene oldu gibi. Tabii canım. Şimdi sürem sen... oğlum? Yeter artık istifade. Hayır. Sonuna gel geri Hayır, gel. Sen de iyi gidiyorsun anlamındayım. <laughs> <Eyvallah>. Komplimanda. <laughs> Sağ ol. Ee, o ses olmayacak mı bu sezon? Yok o ses olmayacak. Masterchef şu ya benim, anda... Ben onu da çok özlüyorum biliyor musun? Ya Öyle de şimdi şöyle bir olay var. Bir işin fizibil olması da gerekiyor ya sonuçta Tabii. hayata içmesi için. Hani o ses seyircinin kararıyla son sene istediğimiz retikleri almayınca hmm. biz de bu sene yapmıyoruz. O da bir mi? yılbaşı klasiği oldu bu arada. Çok güzel oldu. Yılbaşında tek seyredilen ve en çok seyredilen herkesin hmm ekrana yapıştı. Çok güzel anlarımız var ya orada da. Yani kimlere şarkı söyledik yani? ya. Cüneyt, Çakırlar, Ardalar, Buraklar yani herkes söyledi orada. Ha sana şey sormadı. Şimdi Cüneyt Çakır Gürcistan Hakem Federasyonu'nun başkanıymış. Ben bunu bilmiyordum. Hı. bu kadar büyük bir hakem neden Gürcistan Federasyon Başkanı? Onu da bilmiyorum. Türkiye değil. Ee, ben mesela Fırat Hoca'yı Cüneyt Hoca'dan daha iyi bir hakem olarak bulurum. beğenirim. Her zaman da söylemişimdir. Yani şu an aktif olmaması rağmen Türkiye'nin en iyi hakemi Fırat Aydınus. E, Fırat Aydınus seninle birlikte çalışıyor. E, TV 8.30'da. buçukta e, biraz onu konuşalım. Mesela Fırat Hoca'yı nasıl sen transfer ettin? Nasıl ikna ettin? Ben orada bir şey çakır parantez açayım mı? Lütfen. Ya dünyada gururumuz olmuş. Dünyada Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem. Türkiye'de nasıl yok edildi abi? Evet. Bana birisi bunu anlatabilir mi? Nasıl yok edildi abi? Biz böyle bir değeri nasıl böyle bir final yaptırdık? Niye böyle güzel veda yapmayı başaramıyoruz? Ben bunu çok üzüldüm olaya, İçimde yaradır benim için. Cüneyt Çakır, ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük hakemi, kariyer olarak. Sen Fırat hocayı daha çok beğenirsin, ben Cüneyt hocayı beğenirim. Bence ikisi nasıl diyorsan, ikisini ben aynı görüyorum. Yani. Hakem performans olarak da öyle görüyor musun? Performans olarak da aynı görüyorum. Yani Cüneyt Çakırın ya bir Avrupa maçları var mesela efsane. Fırat Hoca da bence derbilerin gelmiş geçmiş en iyisi. Sen oradan kafanda çok iyi kalmış. Ben Fırat Hoca. O kadar güzel derbiler ya Fırat Hoca'yı ben hep şey bakarım. Yani Cüneyt Çakır için aynısını söyleyemem. Çok büyük hakem. Yurt dışı performansı aynı fikirde ama evet. Türkiye performansı biraz sıkıntılı. Fırat Hoca tam söyledim. Ben Fırat Hoca hata da yapmıştır. Beşiktaş'ın çok maçını katletti sağ olsun. Kendisine de söyledim. Ama hiçbirinde kötü niyet yoktur. Yani asla ya kafasında bir şeyle yaptı demem ben Fırat Hoca için. Hata hata insani hata. Yani gördüğünü çalar. O anlamda benim için çok daha iyi hocadır Fırat Hoca. Ya ben ikisini istiyorum Yani çok böyle şey gibi oluyor. O kadar çok maçları var ki. Onu ölçsek, onu bunu toplasak sanki aynı gelir gibi kafamda. Ama Cüneyt Çakır'ın Türk futbolundaki yaşadığı olayı Dünyada çok acı Çok ya. az. Ya hiçbir suçlama yok. Evet. Somut hiçbir şey yok. Sen pat diye kadro dışı bırakıyorsun. Hakemliğini adamın bitiriyorsun. Adam Avrupa'ya gidemiyor. Dünya gidemiyor. Bunu yaptın diye. Abi bir de mesela nasıl böyle bir şey yaptın? Hadi diye? Cüneyt Çakır'a ya Cüneyt Çakır gitti yok. Yani söylediğin gibi çok yanlış ya. Mesela Fırat Aydınus bu ülkede neden MHK başkanı Fırat Aydınus değil? Daha iyi bir hakemimiz yok ya abi. Ya onu, onun takdir edenler, o konuda şimdi bir şey demeyeyim. Sen de oraya yollama da biz beraber Fırat Hoca'yı <laughs> Yanlış anlama ya kanalda sağ olsun. Ben çok yararlanıyorum. ben çok yani insan beğenim, olarak da... seyrediyorum ben ya. Bayılıyorum yani. Ben de ama insan olarak çok yeni tanıştım tabii. Hakemliği bıraktığı dönem tanıştık. Ben bu kadar tatlı bir insanı bilmiyordum ya. İnanılmaz bir insan. Çok çok. Yani yani yorumlar e, genel insan kalitesi falan maşallah gurur duydum yani hakemlik için. Işte. Bu arada hani bana dünyada meslek söylesen hani Acun hangisini yapamazsın diye. Bak kaleci olamazdım. Korkunç takdir ediyorum kalecileri bir atada hayatın kararıyor. Evet ya. Hakem olamazdım. Yani ben hakemleri bu arada eleştiriyorum ama hakemleri de çok takdir ediyorum. Yani o kadar pozisyon arasında bir şey süzüyorsun. Şimdi var var biraz daha rahatlar. Ama zaman da var yok abi. Bir karar veriyorsun. Dünya değişiyor. Adam eliyle gol atmış Dünya Kupası'nda. Onu görmüyorsun. Yani düşünsene bunları yaşıyorsun. O yüzden hakemlik çok takdir ettim mesela.